Salata hazırlığını yaptım. Ha, ama bu kararmış mı? Ya da hayır, kararmadı. İçin ne yapmak gerekiyor? Kararmadı. Limon mu? Hayır, limon değil. Ben çok şöyle lezzetli, göstereyim. Daha lezzeti fark etsin diye böyle şey, kırmızı greyfurt var ya, onu sıktım. Asla kararmadı. Ha, dur. Kararmak değil de farklı bir renk var evet, bunda. Evet, evet. Dikkatli izleyenler görmüştür. Lütfen, bembeyaz görünüyor. Limon yerine ben özellikle greyfurtun aromasını değişiklik olsun diye istedim. Tadı enteresan. Bak greyfurtun suyu da şuraya çıktı. Evet. Tam siz göremeseniz bile. Şimdi tatlı bir pembesi var. Eğer burada greyfurt yok evde, portakal yok, limon yok, rendelerken ne yapacağım kararmaması için? Hemen içine karıştıracağımız malzeme listesinde süzme yoğurdumuz var. Bir yandan yapalım rendeleyip hemen, bir yandan yapalım mı? Yapalım. Şunu takip ediyorum ya. Çok ben bakarım buna. Ha, bakar sen mısın? Onu yap ablacığım. Ha, bunu yaparsın. Ha. Tamam, o zaman ben hemen salatamı. Daha mutfakta bir şey yakmadık şimdiye kadar. Ha, tamam. Tamam, ben Lerzan'ınla seni dinlediğim için oraya hemen gideceksin diye özetliyordum. Tamam o zaman. Şimdi burada. Şimdi öğrenelim şunu baştan sona. Güzel tamam, güzel. Canım. Şimdi şurada ne yaptım? Bunu da söyleyeyim Zahide'ciğim. Lahanayı mümkün olduğu kadar ince ince kıydım. Birazcık tuzla ovdum. Şöyle suyunu sıkıp karıştırma kabına alıyorum. Bu çok lezzetli bir salata oluyor. Hem beş çaylarında. Hem de çok sağlıklı bir sağlıklı, salata aynı zamanda. Evet. Tok tutan ve zayıflamak için de kullanabileceğiniz bir salata. Evet. Bayağı suyu çıktı onun. Bak, greyfurt suyu da var. Suyu da var, evet. Süzme yoğurt kullanacağız. Çok sulu olmasını istemediğimiz bir salata diye. Greyfurtun burada işi bitti artık böyle. Dediğim gibi greyfurt yerine limon, portakal hangisi varsa. Hiçbiri yoksa da tabağa biraz yoğurt koyup onun üzerine rendelemek gerekiyor. Şu elimi hemen yıkıyorum. Şimdi bizim klasik biraz yoğurt, biraz mayonez. Mayonez. O klasik olanı biliyoruz hepimiz. Şimdi evet, bu biraz daha farklı. Lahana salatası. Ama çok lezzetli bir lahana salatası. Şöyle elimizle rastgele kırdığımız cevizler. Böyle dişe gelsin biraz. Ne olduğu belli olsun içinde. Evet. Bir de ceviz karartıyor. Onun için çok dövmeyi sevmiyorum. Bu şekilde ha, cevizi çok döversek içine dövülmüş ceviz koyunca evet, kararıyor mu? Kararıyor. Evet. Şey, yani o mayonezin güzel iştah açıcı görüntüsünü kaybediyoruz. Onun mesela için o mayonez bana çok. Tamam, yarısını seni kıracağım. Ben biraz bu konularda pintilik ediyorum. Çok iyi yapıyorsun. Çünkü yoğurtla karışacağı için yoğurt zaten mayonez gibi hale geliyor ikisi çok karışınca. Hele de süzme yoğurtsa, güzel bir yoğurtsa. Eğer evde kendiniz yoğurt yapıyorsanız süzme yoğurt için geniş bir kaba koyuyorsunuz yoğurdunuzun altına, geniş bir kap. Üzerine temiz bir tülbent örtüp uçlarını dışarıda bırakınca sabaha kadar süzme yoğurt haline geliyor. Aynen öyle. Güzel. Bu arada ben mantarları yakmadan artık altını kapattım. Süpersin, kapatabilirsin. Evet, süper. Yemeğimiz bir taraftan oluyor. Bir taraftan elbisemiz kol değiştiriyor. Aynen. Görüntü değiştiriyor. Tam bir ev telaşı var değil mi stüdyomuzda? Ama ne güzel. Sabah sabah zaten evlerimiz böyle. Bu arada böyle. Günaydın fotoğraflarınızı bekliyorum. Yine alttan görmeye devam edeceğiz onları. Twitter'dan günaydın fotoğraflarınızı gönderin lütfen bana. Bir tane de kolları kesilmeye devam ediyor. Bu sefer dikim aşamasına geldik. Bir tane de yeşil elmamız var Zahideciğim. Maydanoz ve dereotunun dışında salatamızda. Hemen onu da aç. Salatanın içinde bir tane yeşil elma çıtır da var. Çıtır yeşil elma var. Çok sağlıklı dediğim gibi. Lezzetini de çok beğeneceksiniz eminim. Yeşil elmanın ferahlatıcı ve tok tutucu etkisi var. Çok güzel bir de kokusu var. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsanız canınız çok acıktı. Ne koklayacaksınız? Mesela yeşil elma olabilir, tarçın olabilir. Tarçın kokusu beynine ne veriyorsa artık o çok yeme ihtiyacını baskılıyor, dengeliyor. Ha. Evet. Peki malzeme listesini tekrar bir sayalım mı şimdi neler var içinde? Şimdi ben bunu yapıyorum ama karışıklık olmasın, pizzanın malzeme listesini vermek istiyorum zaten. Bunu söyledik peki, çünkü nasıl da görünüyor da. Öyle yapalım mı ne tamam, dersin? Tamam, olur. Pizza için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant mayayla aldığı kadar unla güzel bir hamur yaptık. Üzeri için 1 su bardağı domates püremiz var. Geri kalan domates püresi ve peynir dışında evde neyiniz varsa. Ne isterseniz. Evet. Zaten pizzanın ortaya çıkışı da bu. Değil mi? Kalan malzemeleri ne yapalım bir araya getirip yapalım diye demişler evet, ve pizza çıkmış ortaya. Aynen öyle. Gayet de güzel ve tamam, keyifli. Simit kenarlı pizzanın tarifini de az sonra, yapılışını da ve finalde evet, bitmiş halinde görmiş olacağız. Evet, özellikle yapanlara, yiyenlere afiyet şeker evet, olsun. Özellikle kenarının yapılışını. Susam da koyacak mıyız simit kenarlı olunca? Tabii ki içinde böyle dil peyniri katlayacağım, oo, üzerine susam falan.
bayağı bir lezzetli olacak. Şimdi sıra maydanoza geldi. Maydanoz ve dereotuna geldi. Evet, şuraya alayım, daha rahat edeceğim. Şöyle. Süt için, sütüm gelmiyor diyen anneler için dereotunu çok tavsiye ediyorlar biliyorsunuz. Biz de programda defalarca söyledik. Lütfen dereotu bol bol tüketin. Bir yeşillikte umulmayacak kadar omega 3 yağ varmış. Aynen öyle. Ve iştah kesen de bir şey aynı zamanda dereotu. Öyleymiş, kahvaltıda öneriyorlar. O yüzden yoğurdun içine ekleyeceğiniz bir tutam dereotuyla başlayabilirsiniz. Cacık, hani gazlı çiçekler yerine aslında en güzel şey yemekte cacık. Ama anneler yapmayınca kimse yemiyor. Biz yapacağız, koyacağız sofraya, yiyecekler. Eskiler çözmüşler aslında. Mesela bir ayrılmamak gerekiyor onların dediklerinden. Aynen ama öyle. İşte yeni ve lezzet arayışımız devam ediyor her zaman. Tabii ki onları da gündeme getiriyoruz. Birazcık da tabii bugünkü öğrendiklerimizi de katarak şöyle dereotu ve maydanozları doğrayıp salatamız finaline erişti gibi. Güzel. Artık ben gidiyorum o zaman. Tamam. Salata burada böyleyse başka paylaşacağım bir şey seninle yok. Tamam, görüşürüz. Yok gibi. Teşekkür ediyorum. Canım, ellerinize sağlık.